Selamlar, ben Atan. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2 Altanistan Krallığı serimizin 10. ya da 11. bölümüne veya 9 olabilir bilmiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi bir önceki bölümde şey yapmak istemedim. Video kaydını kapattıktan sonra böyle kendi kafama göre bir ülke kurmak istemedim. Yine sizin karşınızda bir ülke kurmak istedim. Bolivya yerine... Lan burada kaşınıyor. Dur. Çok da önemli bir şey var. Abone oldun mu sen? Like attın mı? Güzel. O zaman git kahveni al şimdi. Gene bir 30 dakikalık bölüm çünkü seni bekliyor olacak. Bir gün olsun. Mükemmel bir bölüm bak. Başlayacağım. Mükemmel. Yine Batı üzerinden çok fazla seçtik dur. Batı üzerinden yine ve yine ülkelerimizi kurmaya devam edeceğiz. Şöyle hocam, şurayı full kapsayın. Tamam mı? Bir ülke oluşturmak istiyorum yine. Bayrağı özelleştir diyelim. Olur. Ha, bu buraya mı yapıyormuş? Okey, tamam. Bu buraya olsun. Bu beyaz olsun. Bu da beyaz olsun. Bu siyah olacak. Bu beyaz olsun o zaman. Niye burası? Heh. Okey, tamam, dur. Yeni kaplama ekleyeceğiz. Bu yüzden anlı şanlı Beşiktaş yazarız. Halbuki Beşiktaş oldu oğlum bu amına. Buraya ne yapalım? Buraya... Altın insan Türkiye yapalım mı? Ulan yapamadım, dur yedi ne? Heh. Türkiye devleti yapalım. Kaydet diyelim. Geri diyelim. Geri diyelim. Kaydet diyelim. Bunun da rengini kırmızı yapalım ve kaydet diyelim. Evet. Başkent ayarlayalım ve... Oğlum ülkelerin bayrakları çok güzel olmadı mı ya? Ben çok beğendim. Lan dur. Heh. Konuşamadım bir an. Şimdi. Bir medeniyet oluştur diyeceğiz. Ben bayrak yapacağım hocam. Bana bayrak lazım ha. Şöyle yine aynı türden. Dur şöyle yapayım. Burası siyah olsun. Burası koyu mavi olsun. Burası da kırmızı olsun. Burası siyah olmasın da beyaz olsa daha güzel olur. Rusya bayrağı oldu amına koyayım. Sarı olsun. Sarı olsun. Bu da... Bu da Fenerbahçe oldu. Galatasaray bayrağı oluşturmam gerekir sonra. Şöyle olsun. Eski Fransız İmparatorluğu. Bunları rastgele kafamdan bu arada oluşturuyorum hocam. Yeter ki bir an önce şu ülke oluşturma işlerinden kurtulalım diye. Başkent ayarla. Viyansa servis var. Bunlarla ilişkilerimizi geliştirdim. Şimdi bunlar bizim oluşturduğumuz ülkeler olduğu için bunlarla ilişkilerimizi geliştirmek doğru olacaktır. Ve bize tabii ki doğru sonuçları da getirirler. Evet, tık 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 tık. Birinin üstünde Türk bayrağı, birinin de şey... Haç işareti var ya, bu nasıl bir çelişkidir, orasını satayım. Bu arada ben buraya 161 binlik bir ordu bastım. Kendi topraklarımdan 161 binlik bir ordu da buraya geliyor şu an. Şili'ye şimdi 133 binlik bir orduyla saldırıya çıkıyorum hocam. He, öyle diyorsun. Peki. Ben de şöyle bir şey yaparım o zaman sana. Yeter ki seni sabit tutsun aşko. Hiç sıkıntı yok. Ananın amı. Bir de 4000'lik daha geliyor ya. Nereden çabuk çıkartıyor oğlum? Bunun limanı nerede amına? Ya başkentindeymiş. Of. Ya kara topraklarından savaşsana beni abi, sus. Tamam sus. Şimdi yükseleceğim amına koyayım ya. Gecenin bu saatinde bağıracağım Şili diye. Allah'tan bizim toprağımız yok ya buralarda yani. Bizim toprağımız olsa buralarda. Aman diyeyim.
Bu kim amına koyayım ya? Mayotte. Adamın ülkenin ismi Mayotte. Ben bundan sonraki ülkenin adını mayonez yapmazsam bir şey bilmiyorum. Oğlum bir denize çıkabileyim. Bir dur amına koyacağım. Bir dur ya bir dur. Bir denize çıkayım bir dur. Bütün ülkeyi kaybettik zaten amına. Denize bir çıkayım bir dur. Bir dur bir. Bak. Ben kimlerle savaştayım bir saniye bir dur. Heh, bay yayında sadece okey tamam. Abi dünyanın en saçma ilişkisini yaşıyoruz şu an. Ve? Bütün oralar nasıl gitti oradan amına koyayım? Bu kadar da büyük kayıp vermiş olamayız ya herhalde. Değil mi? Vermişiz hocam galiba. Bir tık vermişiz hocam galiba. Bir tık. Bunun topraklarını alıyorum ama ben bunun topraklarını boşa alıyorum şu an. Çin'in ne kadar şu an bir ekonomik güç kaldı? Ha, okey, tamam. Çünkü Şili'nin bu kadar az olduğuyla saldırıyor olması açıkçası bazı şeyleri de belli ettiği için hani diyorum hazır gelmişken şunları da bir alayım boş yere bırakmayayım. Suriye Asya'ya erişmiş. Kim? Çin mi? Çin. Çin benim kıçımın dibine giremezsin kardeşim. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Kimin kıçının dibindeki ülkeyi alıyorsun ya? Sen benim emrim altında olan bir Arap din kardeşimin ülkesini nasıl alabilirsin ya? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen nasıl oluyorsun ki? Sen kim oluyorsun ki? Benim korumuş olduğum vatandaşım olan Özgür Suriye ordusunun vatandaşlarını nasıl benden alıyorsun ya? Sen kimsin? Kabul etmiyorum. Savaş sebebidir. İlhak talebidir. Savaş sebebidir. Aman diyeyim. Bunlar bu arada Suriye için toplanan ordular. Çin için değil. Bu konuşmadan sonra bunu yapabilmek de zaten bana yakışan bir hareket olabilirdi herhalde en çok. Yalnız Suriye'de 15 binlik bir ordu her sınıra koymam gerekiyor bence şu an ya. Oğlum Şili, denize bütün ordularını döktün de karada hiçbir ordunu bırakmadın mı amına koyayım? Geri zekalı herifler. Yani bunca zaman savaştın, ettin. Ama denizden mi savaştın? Yani bu mudur hocam? Şili'yi de bitirdik. Güzel. Arjantin'in yamacı başına girmek güzel oldu. Şunları da alalım. Şu orduyu ters edeceğim. Güzel oldu bu hocam. Şili'yi bitirmek güzel oldu. Hop dur. Ters etme bunu. Hemen buraya gelsin. Hoppa. Yanlış oldu. Şili'nin bütün topraklarını alalım. Şimdi Şili'nin bütün topraklarını aldık ama bunun bütün toprakları ne kadar yapıyor hocam? Yani mesela şu toprakların hepsini bu bir ülkeye versek 23. Bana bir ada söyleyin. Bodrum. Ada diyorum Bodrum. Şöyle bir ada ülkesine yakışacak bir bayrak yapalım. Hiç pek yakışacak olmaz ama. Şöyle şunu sit beyaz değil de yani şey yapsak şöyle bir açık mavi yapsak denizden yola çıkarak bunu da şöyle bir şöyle yapsak hop şöyle de güneş işaretini yapsak rengini sarı yapsak şöyle hocam birinci Bodrum Krallığı yapsak. Şunu şöyle hem ada olduğundan esprili de bir şey olur. Kaydet diyelim. Şunu da rengini şöyle yapalım. Kaydet diyelim.
Bir basalı serbest bırak diyelim. Bize karşı bir özgürlük arzun olduğu anda seni yatırır sikerim. Birinci Bodrum Kralı. Aynen öyle hocam. Yavaş yavaş bütün bu arada bu saygıdeğer müstakbal. Oo, buraları da almışlar. Güzel, bu buraya gitsin. Şu 17-19 binlik ordu şuraya değil, şuraya gitsin. Şuradan oraya da bir 15 binlik bir ordu takviyesi yapalım. Buraya da bir 15 binlik bir ordu takviyesi yapalım. Bir burada bütün Paraguay ordusunu da yiyip yağmalayabiliriz. Bunlar da çok fazla şimdi güçlenmeden hızlı hızlı susadım. Su iç o zaman. Kahve niye içiyorsun? Herhalde bu Paraguay bizim altımızdaki devletlere savaş ilan etmez diye düşünüyorum, vasalımız olan devletlere. Ki sanmıyorum ya. Yani sanmıyorum. Etmez. Aa, bizim burada da ordumuz varmış lan. Bizim burada da ordumuz varmış. Niye bizim buradaki ordularımız? Fransa'nın ordusu düşmüş. Fransa'nın toprakları düşmüş. Oo, bu 2000-2000 ordu atlamış. 30 bin. Bunlar arasındaki en güçlü kim bu arada? Batı Franklı olabilir bu arada hocam. Batı Altanistan Krallığından beklemediğim bir performans. Eski Fransız mı? Bunların arasında ciddi bir rekabet var ha. Ben bunu bölerim. Bu bizden güçlü olacak. Ben bunu böleyim. Çok fazla toprak verdim ben buna. Ben bunu bir böleyim. Ben onu bir böleyim. Kendilerini severim sayarım ama hoş değil. Kabul etmiyorum. Kadar güçlü olunmaz. Senin abin burada. Bu kadar güçlü olunmaz. Bu şey gibi, kardeşinin boyu uzamıştır sen kısa kalırsın ya amına koyayım. Gerçi benim hiç kardeşim yok. Olsun. Abim var. Dünyanın saçma örneğini vermiş olabilirim bu arada bu konuyla ilgili. Analiz. Buraya çok az orada gidecek ya. Çok fazla bölündük buradan. Bir Paraguay'ın ne kadar şu an bir ordu hasar verdik. Ülkesine hasar verdik. 120. Oo, daha var. Ama gerçi buralarda da ordumuz var ya. Buraya da yeter gibisinden diye tahmin ediyorum. Bu arada bizim şunu bir hakaret edip, hakaret et, hakaret et, hakaret et, hakaret et, hakaret et, hakaret et. Hadi artık amına koyayım. Bir tur daha ilerleyeceğim. Ultimatum yollayıp, daha doğrusu ilak talebi deyip, ben vermedi zannettim. Allah kahretsin, çok yanlış bir şey yaptım burada. Büyük dalgınlığıma geldi bu arada abi, çok büyük dalgınlığıma geldi. Çok büyük dalgınlığıma geldi. Direkt kafamı şeye taktım, bu Şili, eski Şili toprakları bir an bağımsızlığını ilan etmesin gibisinden bir düşünceye kapıldım. Hemen şimdi şunları bir vasıta serbest bırakacağız. Şurayı fullden 10 medeniyet başkent ayarlıyor şuraya. Başkent ayarla. Medeniyet seç değil, medeniyet seç. Aa. Aa. Yani bunu orada burada oluşturmuş ülkeler de var mı? Hangisini seçerim? Almanya seçerim. Bayağı güzelmiş. Başkent ayarla bir vasalı serbest bırak dedik. Buraya bir vasalı serbest bırak diyeceğiz. Hatta bunun hepsini bir vasalı serbest bırak olarak da medeniyet seç diyelim bu sefer. G'lerden seç. Galatasaray. Bu arada bu farklı bir şov konusu olarak yapacaktım bunu. Buradan da size bir infosunu vereyim. Güzel bir shorts videosu konusu geliyor, böyle uzun bir dakikayı tam dolduracak bir şekilde. Eğer sevinirseniz bundan da yapabilirim. Bu ne lan böyle, amına koyayım? McDonald's'ın eski logosu gibi. Hatta bayağı bildiğin fast food restoran logosu bu amına.
Biz burada çok kötü yalnız patladık biliyorsunuz değil mi? Acayip patladık orada. Oo aldık çok iyi. Fethedilmiş eyaletler 200 mü? 800 eyaletim var oğlum benim. Sen ne anlatıyorsun bana? Bu arada bu eğer işgal ettiğimiz eyaletlerin hiçbiri aslında bizim için yararlı değil biliyorsunuz değil mi? Bize herhangi bir yararı dokunmayan eyaletler bunlar. Şimdi şu şuraya gelsin, şu şuraya gelsin, şu şuraya gelsin. Şu şuraya 10.000 gitse. 10.000 gitsin. Şu şuraya 5.000 gitsin. Şu şuraya gitsin, şu şuraya gitsin, şu şuraya gitsin. Evet. Paraguay'ı hızlı hızlı bitirmemiz lazım. Çünkü Paraguay sonrası gerek Arjantin gerek Meksika için doğru orantılı planlar yapmamız gerekiyor ki Batu üzerinde de yüksek bir... Ya gene aynı yere verdim abi ya. Abi sizden bir şey isteyeceğim bak. Hiç uğraşmayalım tamam mı? Çok da bir yüksek bir orada yapmayacağım bak. Çok da yüksek bir orada yapmayacağım tamam mı? Çok yüksek bir orada değil. Söz veriyorum tercih edeceğim. Harbi uğraşmak istemiyorum ya. Hani hiç. Uğraşacak şeyim yok yani bir tane toprak için. Bütün ovaları geriye çekmeye. Niye gitmiyor lan? Oh, anlaştık mı? Söz veriyorum ters edeceğim. Buradan gelse gelse 5.000'lik bir ova gelecek. 5.000'lik bir ova bir tane yüzü ölçecek adam mıyız o arkadaşlar yani biz de. Yap ben gözünü seveyim ya. Harbi 2.000 oldu kaldı bu arada düz hesap bakarsak. Hatta bak gelin şunu da yapalım. Pini de ters edelim. Burada bir kapan al. Kapansın bu konu tamam keşke şu Paraguay bizim... ne lan bu? Paraguay'ın... Uruguay pardon. Uruguay bizim Paraguay'ın topraklarının içinde olsaydı da... onu da işgal edebilseydik... Güzel olurdu. Oğlum bunun başka daha nerede toprağın adamına koyayım? Peki bundan başka var mı? Yok. Allah kahretsin. Burada da mı toprağım var? Namussuz herif. Çık şuradan yola. Sen de çık. Yürü. Güzel. Burayı da işgal edersek buralara da yavaş yavaş gireriz. Hem de buradan bu şehri de açarız. Böylelikle hem Meksika'nın hem Meksika topraklarını almış oluruz. Herhalde benim oradan topraklarımı alamazsın değil mi sen ya? Yani değil mi hocam? Hocam saygı duyarım ama ne koyarım yani siktir git tövbe ya. Şu 44 binlik bir orduyu direkt şuraya çekerim. Çünkü ekvatorunda topraklarını alacağım. 28 binlik bir ordu şuraya gelsin. Bu arada orada kalabilir. Şimdi. Güzel. Çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu. Hemen şunları şöyle ayarlayalım. Bu ordu burada kalsın. Bunları hiç şey yapmayacağım. Terfis ya da oraya getirmeyeceğim. Ana topraklara. Bunlar burada kalsın. Hemen direkt. Büyük hata yaptım şu an. Çok büyük hata yaptım şu an. Yok buraya da yollamadı. Ta gitti şuraya yolladı değil mi? Eyvah. Ne yapacağız? Basit. Çok basit. Biz o kadar işgal ettik. Ben bunun bir daha ikinci seferinde yapmam. Hani giderim. Hileyle ordu basarım. Ultimatom yollarım. Son geri kalan o hileyle basmış olan ordumuzu da sileriz. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
Amına koyayım ben böyle işin ya. Öf, nasıl unuttum bakayım ya. Ben şey zannettim o odalar ya. Ülke bırakıyoruz zannettim. Dalgınlığıma geldi. Hoca yana hatta ben. Amına koyayım. Şimdi 45 tur bekleyeceğiz amına koyayım. Bizim bu ovuları nereye bıraktı ben onu anlamayayım. Anlamıyorum yani. Paraguay'a eyvallah bir ovdu bıraktık ama. Hani bizim ovdular nerede? Bunlar da buraya mı gitmiş? Tebrik ederim sizi amına. Neyse tamam okey dur. Şurayı bir halledeyim ilk önce bir vasalı serbest bırak. Bir medeniyet oluştur diyelim. Şöyle bayrağı şöyle yapabiliriz. Bu arkası böyle olsun. Bunun arkası şöyle olsun. Yok sarı olsa. Arkası siyah. Bu şey olacak hocam. Sarı olacak. TYB. Yok TYB var. GYK. Heh bu. Bu da bir nevi TB devlet olacak burada. Yeni kaplama ekle diyelim şöyle. Devletlerinde ne olabilir ki acaba ama? Ha, bu olabilir. Renkle kırmızı yap şunu. Tamam yere. Yere. Kaydet. Çok bayrağı önemli değil. Aynen. Aynen. Şimdi. Şimdi şurada kaç tur diyor? 43. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hayat nasıl? Hayatınız nasıl? Bize bir savaş var. Bu kimden? Moritanya'dan. Tamam Moritanya'cığım. Çok korktum. Hemen ordularımı senin için çıkartıyorum. Bu kadar toprak bütünlüğüne sahip nasıl 11 şey sahip olabilirsin ya. İşte şu şuraya gelsin. Şu ordu nereye gelebilir? Şuraya gelebilir. Paraguay'a kaç ne kadar kaldı? 32 tur kaldı. Okey tamam. Biz bir yandan da bu arada nüfus yatırımı da gerçekleştiriyoruz. Yani şaka maka. Mesela 5 puan askeri şey gelmiş. Teknoloji puanı gelmiş. Değil mi? Biz nüfus yatırımı da gerçekleştiriyoruz. 27 milyon nüfusumuz olmuş. Suriye'ye bir bakacağım son durumu ne alemde. Bunlar Çin'le barışmışlar. Çin'le barışmış ama biz bunları bir işgal etsek fena olmaz. İşgal etmezsek bunlar bizim başımıza çıkacak belli oldu. Adamların 120 bine yakın bir şey var. Ekonomik gücü var. Ekonomik güç. Suriye, Şeyman. Ne Suriye, Suriye, Suriye. Suvi, Suvi, Suvi. Evet de geliyorum ben amına koyacağım seni. Şimdi bu Tehrat'tan hazine boş mu? Nasıl boş? Sikerim nasıl yok? 750 bin mi? Maşallah maşallah maşallah. Amına koyayım ne kadar kaç saatten beri burada şey yapıyoruz belki de kaç bölümdür. Nüfus yatırımı yapıyoruz fark etmeden. Şaşırmam daha önemli amına koyayım. Kuvveti keşke alsaydım. Kuvvetten güzel ordu sayısı çıkıyordu ya. Kuvveti keşke alsaydım. Bağdat'tan 12 bin çıkıyor. Bağdat'tan çıkacak orduyu bir destekleyecek bir şey var mı diye bakıyorum. Tamam yapacak bir şey yok. Maksimum bunları destekleyebilir. Şimdi şunu şuraya yollayalım. Şunu şuraya yollayalım. Şunu da şuraya yollayalım. Değil mi hocam? Bütün iyi bir dağılım oldu mu? Hemen şöyle. Hemen çok serisinden. Çok da büyük bir kayıp yaşamadan. Nüfus yapımı yatırımını gerçekleştirerek. İlk önce bir. Allah. Ne? 22 binlik bir orduyu mu savuşturduk biz orada? Güzel. Herhalde daha fazla yüksek bir ordu sayısıyla gelebileceğini de tahmin etmiyorum Suriye'nin. Gerçi bayağı bir gelişti onlar ya. Gelebilir amına koyayım. Biz burada büyük gül oynarken onlar bayağı bir geliştiler. Bak. İyi ki bu arada 18 binlik bir 14 binlik bir orduyu oraya götürmüşüm var ya.
Yoksa yani naneyi yiyormuşuz hocam. Bu arada 20 binlik bir ordu kaybetmiştik orada muhtemelen. Benim gene gözümden kaçtı. Zaten Suriye'yi aldıktan sonra Lübnan'ın çok gelişmişliğini bilmiyorum. Bu da gelişmemiş, bu da gelişmemiş. Bir Filistin devleti gelişmiş. Ki bize savaşı ilan etmelerinden belliydi zaten. Bunlar da kenarda dursun. Oo. Büyük bir ordu kaybı. Büyük bir ordu kaybı. Üzdü. 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 Büyük ordu kayıpları üzer. Herhalde daha fazla bu kadar Lukovlu'ya da karşı çıkabileceğini zannetmiyorum Suriyeciğim. O kadar da değilsin de herhalde amına koyayım. Teşekkür ederim yani alınma ama amına koyarım bir daha böyle bir şey yaparsan. Şimdi hocam direkt şunları 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 da alalım. Arap Yarımadası'ndan da bayağı da şey yani Arap Adası'ndan da bayağı da almıyorduk yani hocam. Toprak almıyorduk yani hocam. Bizim başkent nerede amına koyayım ya? Nasıl bir soru amına koyayım? Bizim başkent neredeydi amına koyayım ya? Roma'ya taşımışız başkenti. Gerçekten çok şeyim değil mi? Ülkemde çok haşır neşişim, hasır neşişim. Yok keşiş amına koyayım. Şimdi gelelim bu Paraguay'a. Ne alemde? Ultimatum yollayabiliyorum. İlk önce bir dur. Hile yapmadan. Hile yapmadan bir deneyeceğim. Yani orduları topraklarını bana bırakıyor mu bırakmıyor mu? Yoksa 1 milyonluk bir ordu basacağım. Hemen çok küçük bir yere. Ondan sonra kendilerine veda edeceğiz. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Şimdi oynayalım. Buraya gidelim. Bir vasatı serbest bırak diyeceğiz. Yine bu ülkeleri ayarlayıp bölümün sonuna gireriz. Şimdi çok da düşürmek istemiyorum ama güzel güzel. Bay bay özelleştir diyelim. İlk önce bunu güzelleştiriyor. Bunu arkayı yapıyor. Yani sarı yapalım şunu. Bunu da mavi olmaz. Yeşil yapsak, koyu yeşil tarzı bir şey yapsak. O zaman sarıyı biraz daha bir kırmızı, siyah bir şey. Heh. Yeni kaplama ekleyelim. Bunu yapalım. Biraz Makedonya'nın bayrağına benzedi. Hatta benzemedi pek. Makedonya'nın bayrağı oldu bu amına. Birinci Mason Krallığı yapalım. Saçma mı? Saçma. Ama mantık arıyor muyuz? Hayır. Tamamdır. Başkentlerde bir vasatı serbest bırak. Sen buraya gelelim. Bir vasatı serbest bırak diyeceğiz. Hemen bunları ayarlayacağız. İspanya diyelim dur. Hiçbirini seçme diyelim. Burayı İspanya'ya ayarlayalım. Aynen öyle abicim. Başkent ayarla. Memleketin ismini seçebiliyor muyuz? Bir vasatı serbest bırak diyeceğiz. Değiştirebiliyor muyum? Değiştirebiliyorum. Altanistan, İspanya. Onun ismi oraya sığmaz ki amına. İspoş yapalım mı oraya? İspoş yapalım. İspoş. 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 Bir vasalı serbest bırak. Hemen şuraya gelelim. Şunları ayarlayalım. Bir vasalı serbest bırak. Hemen şöyle bir medeniyet oluştur diyelim. Bayrağı özelleştir diyelim. Bunun arkasını siyah yapacağım. Bunu beyaz yapacağım. Bunu kırmızı yapacağım. Yeni kaplama ekleyeceğim. Aklıma farklı bir bayrak çeşidi geldi dur. Bulabilirsem istediğim bayrağı onu yapacağım. Bu da olur. Bu var mıydı daha önce bu arada hatırlamıyorum ama bu da olur yani. Renk. Sarı yapalım şunu. Geri diyelim. Yeni kaplama ekle diyelim. Ölçeğini biraz küçültelim. Yükseklik ve genişliğini ayarlayalım şöyle. Şu tarz bir şey. Ya amına koyayım dur. Niye ayarlayamıyorum? Heh.
Rengini de bunu sarı yapalım. Birinci yok, Japonistan olsun, yok. Batı hanedanlığı. O da olmaz. İkinci Türk İmparatorluğu. İmparatorluğu. Biz bayağı bildiğin Türkiye'yi abi ve Türkleri batıya taşımış olduk. Şunu rengini biraz morumsu bir şey yapalım. Başkent ayarla. Başkent ayarla. Biraz da serbest vakit. Bayağı güzel oldu hocam. Bir vasalı serbest bırak. Tamam. Bir medeniyet oluştur. Kaç dakika olmuş? 31 dakikaya gelmiş hocam. Direkt hiç bayağı özel dur. Bunun ismini ne yapabiliriz? Deniz Krallığı yapalım. Kıyı. Deniz Kıyı Hanedanlığı. Deniz Kıyı Hanedanlığı olabilir. Deniz Kıyı Hanedanlığı. Bizim yorumlarda bir tane çocuk vardı abi. Tamam mı? Eymen diye bir adam. Çocukta çok güzel iki isimli fikirleri var ama işte bende o yok. O pratik zeka bende yok. Kanalı ona salıp gitmem lazım aslında. Arkasını siyah yapsak o zaman da çok Fenerbahçe'ye benzedi ya. Bunun sarısını alalım. Olumsuz bir şey yapalım. Yok ya, şunu şöyle aslında. Şu kırmızıyı da öyle yapsak. Geri deyip kaydet. Bunu da rengini şöyle yap, kaydet. Başkent ayarla, bir vasalı serbest bırak. Şimdi buradan gelelim, bir vasalı serbest bırak. Hemen şöyle şunu seçelim. Bir medeniyet oluştur diyelim. Bunu gene amına koyayım, gene ülke oluşturuyoruz. Arkasını bunu siyah yapıp bunu da sarı yapacağım. Tamam mı? Bu da bir nevi bir terör devleti de olabilir buradaki. Bu rengini ayarlayalım kırmızı olarak. VPGG. Bunun açılımını hiç düşünmüyorum, dur. Siktir et. Ne önemi var? Gebe diyelim. Kaydet diyelim. Bunun rengini beyaz yapalım. Kaydet diyelim. Başkent ayarla diyelim. Biraz serbest bırak diyelim. Evet, Paraguay'ı da böyle bölmüş olduk. Şu ana kadar Paraguay, pardon, Batı üzerinde yapmış olduğumuz ülkelere bir bakalım. Deniz Kıyı Hanedanlığı, CFTR, Altanistan Türkiye Devleti, Eski Fransız İmparatorluğu, İkinci Türk İmparatorluğu, Albanya, Panga Sinan, İsmoş, gerçi en son saydığım ikisini biz yapmadık. Birinci Mason Krallığı, Birinci Batı Türk Çarlığı, KKG bunu, PKT'ye bunu saydık. Birinci Batı Frankluğu, Birinci Osmanlı Beyliği, Birinci Altaistan Batı Devleti. Bunun ismi neydi? GYPG. Bu PG falan filan, bunların hepsi bizim terör devletlerimiz. Batı üzerinde yüksek savaş ve isyan çıkarma olasılığı olan terör devletlerimiz. Avrupa'ya döndüğümüz zaman, yani toprak bütünlüğümüze baktığımız zaman aslında tamamen, yani abicim, Avrupa üzerine yerleşmiş. Önemli Türk topraklarını almış, hatta Türk topraklarının hepsini almış. Ve yavaş yavaş Afrika'ya doğru ilerleyen bir devlet görüyoruz hocam burada. Evet, baktığımız zaman budur. Evet hocam, iyi günler, oyunlara abone olmayı, like atmayı, indirecek olta insan kralı seviyesine gelmiş istiyorsanız. Ben bir yorumlarda bunu belirtmeyi, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla.